Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel yeleğimize çalışacağız. Yeleğimizi yakadan yine başlıyoruz. İstediğimiz yaş grubu için zincirimizi ona göre çekelim. Eğer daha büyük yaş grubu için öreceksek biraz daha zincir sayımızı büyük başlayarak Aynı şekilde diğer bütün sıraların tamamını aynı şekilde ilerleyerek yeleğimizi tamamlayabiliriz. Sadece daha büyük örecek arkadaşlarım tabii ki yaşın büyüklüğüne göre boyumuzu uzatmalılar. Bu önümdeki yeleğim iki yaş grubu bir buçuk yaş grubu çok rahatlıkla giyebilir. Eğer ipiniz ince ise bu ölçülerimizde bir yaş grubuna yeleğimiz uygun olacaktır. İplerimiz ve elimizin ölçüsü örgümüzün ayarını çok değiştirebildiği için birkaç denemeden sonra kendi el örgünüze Baktıktan sonra herhangi bir netlik oturacak. Ona göre eliniz ve ipinizi daha doğru olarak tercih edebileceksiniz. Yani birkaç örgüden sonra her şey çok daha güzel netleşebilir. Evet yeleğimizin roba kısmına artışlarımızı gördünüz. Bu dört bölümümüzden birinci bölüm, ikinci diğer tarafta bakınız, üçüncü ve diğer kolumuzun arka tarafından olmak üzere dört yerden artışlarımızı yapıyoruz. Artışlarımız ve roba boyumuz yeterli olduktan sonra kollarımızı birleştirmesini yapıyoruz ve modelimizi diğer sıradan itibaren uygulamaya başlıyoruz. Bakınız modelimizi şu şekilde görecek olursak içteki kısmı da son derece güzel. Dilerseniz bu yönüyle de kullanabilirsiniz. Ona göre bu yönden kullanmak isterseniz düğmemizi ona göre çalışırsınız. Elik yerlerimizi de ayarladıktan sonra şöyle görüldüğü gibi bakınız. Çok hoş sıralar halinde devam etmekte Dilerseniz de tabi bu yönde kullanabilirsiniz düğmeleri ayarlayabilirsiniz ya da düğmesiz bağlamalı olarak çalışırsanız her iki yönüyle de yeleğimizi giydirebilirsiniz Evet yeleğimi örmek için ben bir tane ipimi tamamen kullandım İkinci ipimden ise çok az ördüm yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum İpimin metresi bakınız 335 metreydi eğer 250 metre olan ip alarak öreceksek mutlaka 3 almamız gerekmekte. Yani 3 tane ipimizin e, yanımızda hazır olması gerekmekte. 2'den çok rahatlıkla çıkabilir ama herhangi bir aksilik yaşamamak için üçüncüyü de yanımızda bulundurursak tedbiren güzel olacağı kanaatindeyim. Evet e, iki buçuk numarada tığımla örüyorum. Şöyle bakalım ipimizi ayarladıktan sonra yeleğimizin ölçüsüne bakalım ölçümü en üst kısımdan tutuyorum diğer kısma kadar bakınız en alt kısma uç kısma kadar 37 santim olduğunu görüyorum tabii biraz büyük ördüm daha küçük örecek arkadaşlarımızın ipi tabii ki daha az gidecektir 32 santimde şöyle görüldüğü gibi kol genişliğimiz evet 3 tane düğme ve çok az e, kenarını dolaşmak için ben beyaz kullandım tabii sizler kullanacağınız renge göre buradaki e, değiştirebilirsiniz tabii ki. Eğer pembe kullandıysanız bir ton e, koyu pembe ile de yaka ve kenar çalışmalarımızı yapabiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Koza Lüks Bebiş Soft marka ipi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan bir ip. %80 akrilik, %20 poliamid özelliği var. 100 gram ve 330 metre. Bakınız iplerimiz genellikle 100 gramdan oluşmakta bebe örgü iplerimiz. Metresine ise baktığımız zaman, kimisi 250, kimisi 220, kimisi de 335 metre. Buradaki sayı ne kadar fazlalaşırsa, ipimizin metresi o kadar e, uzuyor. Yani hafif bir ip kendisi, yumuşak bir ip. Burada gördüğümüz metreye göre e, iplerimizi alalım. E, buradaki sayı ne kadar fazlaysa, ipimizin uzunluğu o kadar fazla olacaktır. Renk numarasına bakacak olursak, 976 numaralı renge sahip. Tabii ki dilediğiniz ulaşabildiğiniz bütün markalı iplerle örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki bebeğimizin cildine uygun ipler olsun. Evet şimdi ipimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum ve hemen bölümlerine ayırarak robamızı örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atarak başlıyorum. Bakınız bir tane düğümümü attım. Bunu zincirimden saymıyorum. Ve sırasıyla ipimi gevşetiyorum tığımla başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 11 12. 12 tane zincirimi robamın ön kısmı için ördüm ve tam 12.ye bir tane işaretimi takıyorum. Burası yeleğimin robasının ilk ön parçası. Hemen kolundan örmeye devam ediyorum. Bakınız en son 12. zincirimin içerisine taktım. Şimdi öreceğim her bir zincir kolumuz için olacak zincirler. 1. Bir, şöyle biraz daha düzgün alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. On 15 beş. On beş tane zincirimi de çektim kolum için 15. zincire ayıracımı taktım. Arkamız için ise 22 tane zincirimizi çekelim. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 zinciri arkamız için ördüm ve hemen 22. sayılı zincirimizin içerisine Ayracıma takıyorum. Bu şekilde bölümlerini ayırdığımız zaman çok çok rahat etmiyor. Hepimizde ayraç olmayabilir. Belirli bir işaretle takabilirsiniz. Sonrasındaki trabzanlarımızı uygulamada çok çok kolay olmakta bu metot. 15 tane zincirimi tekrar kolum için çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Toplamda 15 zincirimi çektim ve 15. ayracımı taktım. Son olarak 12 tane zincir önüm için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet yeleğimizin bütün bölümlerini bu şekilde örerek tamamladım. Ölçü olarak şöyle görelim. Düzeltiyorum. Şu kısmı şöyle tığıma bırakayım. Toparlanması. Evet ölçümüze baktığımız zaman 28 buçuk santim civarlarda bakınız. Hiçbir şekilde müdahale etmeden 28 buçuk santim zincirimizin ölçüsü. Şöyle ölçülerimiz. Bir de yazılı olarak göstermek istiyorum. 12 önümüz, 15 kolumuz, 22 yeleğimizin arka kısmı olacak. Tekrar 15 kolumuz ve diğer 12 zincirimiz ise diğer önümüz için hazırlamış olduğumuz zincirimiz. Tığ numaramız ise bakınız burada yazmış olduğum gibi iki buçuk numara tığ. Tabii ki burada kullanacağımız iple tığ numarası doğru orantıda e, ilerlemekte. İpimiz kalınsa tığ numaramız büyük. ipimiz ince ise tığ numarasını aşağıya doğru çekerek küçültebiliriz. Örgümüzün düzgün durması için çok önemli. Evet şimdi trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayalım. Son zincirimin olduğu yeri elimi bırakıyorum. Bakın şöyle tutuyorum. Bir 2 tane zincir ilave ettim bir geri geliyorum 3 bir tane daha geri geliyorum 4 tığımın başını doluyorum geri geldiğim en son zincirin üzerine batıyorum ve ikili bir trabzanımı örüyorum ve birer birer zincirlerimin içerisine girerek 1 2 her bir zincirimizi bir defa giriyorum 1 ve 2 1 2 1 2 1 2 1 ve 2 bakınız bu şekilde ayracımı taktığım yere kadar toplamdaki hazırlamış olduğum bütün zincirlerimizi örerek ilerliyorum. Aşağıda bakınız zincirimin hepsini ördüm trabzanlarımızda takılı ayırıcımıza geldik hemen şöyle dönüp bakacak olursak 2 4 6 8 10 ve 12 bakın için ne eksik ne fazla oluyor hemen ayırıcımı çıkarıyorum buradan son trabzanımın üzerine iki tane zincir 1 ve 2 tığımın başını doluyorum Ayırıcımı çıkardığım yere gelerek bir diye başlatıyorum ikili trabzanı örüyorum diğer zincirimin içerisine giriyorum bir sonrakine yeşil ayracımıza kadar bu şekilde birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim araya iki tane zincirimizi çektik ve ilerlemeye devam edelim Evet kolumuz için trabzanlarımızı birer birer ördüm. Yeşil ayıracıma geldim. Yeşil ayıracımdan beyaz ayıracıma kadar olan bölüm yeleğimizin robasının arka kısmını oluşturmakta. Hemen kolum için ördüm. En son trabzan üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayıracımı çıkardıktan sonra tığımın başını doluyorum ve ilk zincir yuvasına giriyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Birer birer Yuvamızın içerisine girelim, zincirlerimizin her birinin içerisine ve ikili trabzanlarımız örelim. İkili trabzan dediğimiz, bakınız başını doladım, battım. Bir, iki defa da alıyoruz. Başını doluyorum, batıyorum, çıkıyorum. Hem çıkmış olduğum ilmeğimi, hem doladığım ilmeğin ikisini bir örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de bir ördüğüm zaman ikili trabzan diye adlandırıyoruz. Kafanız karışmasın. Bir defa dolayıp iki seferde örüyoruz. Yani kısacası 1 ve 2. Bilmeyen arkadaşlarım için biraz e, tedirginlik sebebi oluyor. Bu ikili trabzan, üçlü trabzan diye adlandırdığımız zaman aslında çok basit. Bakınız başını doluyorum. 1 alıyorum ve 2 alıyorum. Tamamlanıyor. Evet şimdi beyaz ayırıcıma kadar örerek ilerliyorum. Evet beyaz ayracıma kadar geldim. Şuradan iki zincir çekmiş olduğum yerden beyaz ayracımın hemen yanı başına kadar olan bölümümüz yeleğimizin arka kısmı. Şimdi iki tane zincirimizi hemen çekiyoruz. Ayracımızı çıkarıp tığımın başında oluyorum. Çıkarmış olduğum yere bakınız aynı yere değil. Ayracı çıkardığım yere gelerek batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Şimdi mavi tra mavi ayracımın olduğu yere kadar birer birer örelim ve sonrasında burada görüşelim. Kolum için hazırladığım bütün zincirleri trabzan olarak ördüm. En son trabzanın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve buradaki son ayracımı çıkarıyorum. Ve son olarak önümüzü örmeye başlıyoruz. Tığımızın başını dolayalım. Hemen zincirimizin ilkine girerek 1 ve 2. Devam edelim sırasıyla. Zincirimizin başına kadar trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Evet sıramızın başına kadar bütün trabzanlarımızı ördük ve tamamlamış olduk. Şimdi bakınız bütün bölümlerimiz her iki önümüz kollarımız ve arkamız olarak ördük. Şimdi santim olarak bir daha ölçmek istiyorum. Şöyle makasımın ucuyla şu kısmı bastırarak ölçümüze bakalım. Şöyle de düzeltelim. Hemen çeviriyorum. Bakınız buradan şöyle gördüğümüz gibi Üzerine trabzan ördüğümüzde mutlaka genişlik yapmakta içerisine girdiği için trabzanlarımız lütfen bunu ilk zincirimizi çekeceğimiz zaman sayılarımızı büyüteceğimizde bunu hesaba katalım zincirlerimizin içerisine trabzanları yerleştirdiğimizde mutlaka belirli bir büyüklük olacaktır 28 buçuktu 30 santı bakınız şuralarda düzeltmemiş olduğumuz halde düzeltsek biraz daha genişleyecek Evet daha büyük yaşlardaki çocuklarımız için örmek istiyorsak hemen bu ilk sıramızda yani zincir sıramızda sayılarımızı fazla başlayalım. Biraz daha bir buçuk yaş civarı çocuklarımıza öreceksek buradaki sayımızı 15-12 olanı 15 ya da 16 yapabiliriz. Kollarımız 20, arkamız 30, Tekrar kolumuzu yine aynı sayılar, eşit bir şekilde ayarlayarak örebiliriz. Kesinlikle cesur olun, hiç korkmayın. Birinci ördüğünüzde büyük ya da küçük olabilir, hiç önemli değil. Elinizin ölçüsünü almış olursunuz. Buradan sonraki yapacağımız işlemlerde ona göre uygularsınız. Evet, şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramı örmek için en son trabzanıma 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2. Devam ediyorum. Bütün trabzanlarımın tepesine 1 ve 2. Her trabzanımıza 1, 2. 1, 2. 1, 2. Birebir bakınız. Tamamını bu şekilde örüyorum. Zincirime kadar. zincirimin olduğu yere kadar geldim. Burada ikinci sıramızda bir alt sıradaki trabzan sayısıyla birebir ördüm. Ne bir eksik ne bir fazla hepsinin üzerine birer tane ördüm. Şimdi zincirimin olduğu yerdeyim ve yeleğimin ilk artışını yapıyorum. Bakınız tığımı başında doluyorum. İki tane zincir çekmiştim. Bu kısma üç defa örüyorum trabzanımı. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı ördüm. Her bir trabzanımız artışımızı belirlemekte. 3 tane trabzanımı ördüm bakınız. Birebir ördüm. Zincir içerisine ise 3 tane trabzanımı ördüm. 1 2 tane zincirimi çektim. Geleyimin ön robası için bakınız 3 tane artışımı yaptım. 2 zincirimi çektikten sonra ileğimizin kol için olan artışlarını aynı yere yapmamız gerekmekte. Bakınız şimdi buraya 3 tane artış yaptım. Koluma da aynı sayıda ölçümü yapıyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımı kolum içinde arttıktan sonra kolumdaki trabzanları birer birer örerek ilerliyorum birer birer zincir yerimize kadar gelelim zincirimizin olduğu yere kadar birer birer örerek geldim bakınız şimdi Burada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bütün artışlarımızı aynı şekilde tamamlıyoruz. Aradaki trabzanlarımız örüyoruz ve 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle ikinci sıra artışımızı yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum, araya giriyorum. 1, tekrar, 2 ve üçüncü kez aynı işlemimi yapıyorum ve 3 tane tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2 tane zinciri ara zinciri olarak çekiyorum. Aynı yere tekrar 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. Bütün tırabzanlarımın üzerine bakın ilk trabzanımdan itibaren başladım birer birer örerek ilerliyorum ve diğer sıralarımızda da aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan artışımızı yapalım ve sıramızın sonunda görüşelim. En son trabzana kadar örerek geldim ve her bir bölümümüzde üçer üçer artışlarımızı yaptık ikinci sıra artışı olarak 3 tane trabzanımızı ördük. Şimdi en son bakınız şuradan zincir çekerek geri dönmüş olduğumuz trabzanımızdayız lütfen bunu unutmayalım hemen tığımın başını doluyorum tepesine batıyorum ve bir iki defa da örüyorum trabzanlarımı eşitliyorum hemen bitiş yönünde bir iki üç arkasını çevirmeden üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum ve şimdi yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle elimizde bir düzeltelim ve bakalım bakınız bölümlerimizi hemen görüyoruz Şöyle çevirelim. Evet. Her iki yönümüz karşılıklı kollarımızı ve arkamızı görmekteyiz. Bütün bölümlerimizde 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak artışımızı yaptık. Şimdi 3. sıramıza başlıyoruz. 3. sıramızda artış olarak ikişer ikişer trabzanlarımızı yapacağız. 3 üç tane trabzanımızı yapmayacağız. Sadece burada 3 olarak artışımızı yaptık. Şimdi alıyorum. Tığımı takıyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum, ipimi güzel takıyorum yarımlamadan, tığımın başını bir defa doluyorum, hemen ikinci trabzan üzerinden örmeye başlıyorum ve sırası ile birer birer ilerliyorum. Her bir trabzanımı bir defa örüyorum, farklı işlem yapmıyorum, birer birer örelim ve artış yerimize geldik. Aradaki iki tane zincirimizin bulunduğu yeri. İki zincirimizin olduğu yere bu kez artış sayısı olarak 2'yi kullanıyoruz. Bakınız 1 ve 2. 2 tane trabzanımı ördüm. Bir üst sırada 3 tane örmüştük. Şimdi 2 tane zincirimi 2 çekiyorum. Tekrar diğer taraf için artışıma 1 ve aynı yere bir daha örüyorum. 2 ve trabzanımın ilkinden başlıyorum. Birer birer her birisini diğer artış yerine kadar örüyorum. Evet şimdi zincirimizin olduğu yere kadar geldim. Yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki zincirimi ilave ettikten sonra aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. Dümdüz artış yerlerimize geldiğimiz zaman yine iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak örelim. Ve robamızı tıpkı bu 3. sıramızda yaptığımız şekliyle biraz büyütelim. Artış olarak ise 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzanımızı yapalım. Evet robamızı yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Ve bu esnada dört taraftan artışlarımı yaptım. Her artışımızla genişlediğimizi görmekteyiz robamızın. Şimdi artışlarımıza bakacak olursak ilk sıramızda 3 tane artışımızı yaptık daha sonrasında tamamını şu şekilde ikişer artışımızı yaptık son 9. sıramızda bir tane trabzan olarak arttım geri kalan bütün trabzanlarımızı bakınız ikişer ikişer arttık sadece ilk artışımıza başlamış olduğumuz sıramızda 3 trabzan arttık diğerlerinde ikişer ikişer artışlarımızı görmekteyiz en sondaki sıramız sadece bir tane artış olarak yaptım evet, şimdi bir de şöyle bakacak olursak Bakınız ilk başlangıç olarak yapmış olduğumuz artış sıramızda 3 tane örmüştük. Geri kalanında ise 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sıralarımızda ikişer tane trabzan ördük. 9. sıramız bakınız şu örmüş olduğum sıramız sadece bir tane artışımız var. Ve 10. sıramızda kolumuzu birleştiriyorum. Ve ben 10. sıra olarak şöyle başladım. şimdi sadece korsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 ve 10 10 da bir tane artışımı yapıyorum ve kolumuzu birleştiriyoruz bir tane bakınız şu şekilde giriyorum bir tane trabzanımı ördüm ve buraya da artışımı yaptım şöyle baktığımızda bakınız son iki bir olarak örelim Aradakinin tamamı ikişer artış olsun başlangıç 1'di. şimdi zincirimi çekiyorum 1 2 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Kolumun diğer tarafındaki bölümüyle birleştirmek için şu şekilde birbirine kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum ve araya girerek bir tane trabzanım örüyorum. Araya 5 tane zincirimi çektim. Sonrasında birer birer trabzanlarımı örerek arkamızı tamamlıyoruz. Bakınız şu kısmı diğer kol ayrım yerine kadar birer birer bütün trabzanlarımızı örelim. Arkamızı birer birer örerek diğer kol ayrım yerine kadar geldik. Bakınız bir kolumuzdan diğer kolumuzun olduğu bölüm. Şimdi buraya bir tane trabzanımı örüyorum. Araya 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer kolumuzun artış yerini bükerek birbirine bakınız şu şekilde birleştiriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen diğer iki zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve öndeki trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum. Ve önümüzü bu şekilde tamamlayalım. Şöyle bakalım. Gileğimizin robasını görmekteyiz. Bakınız kollarımızı birleştirdik. Şimdi önümüzü örerek yeleğimizin ön kısmını tamamlayalım. Robamızı 10 sırada tamamladık. Şimdi ölçümüze bakalım. Şurada zincirlerimiz olacak. O daha açılacak ama açılmadan şu şekliyle bakıyorum. Eğer sizler için yeterli değilse birazcık daha uzatabilirsiniz. 27 santim şu an robamızın eni. Yukarıdan ölçtüğümüz zaman 13 santim uzunluğu. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım çeviriyorum. Bitiş yönünden zincirimi ilk önce çekiyorum. Şöyle 3 tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimizi çektikten sonra 4 tane trabzanımız örelim. Zincirden oluşan trabzanımızla birlikte toplamda 5 tane trabzanımız olsun. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. 1 ve 2 defa da alıyoruz. Batıyorum. 1 ve 2. Bir tane daha örüyorum. Şöyle baktığım zaman toplamda 5 tane trabzanımın olduğunu görmekteyim. Bir tane zincirden diğerleri birebir trabzanlarımızın üzerine ördüğümüz trabzanlarımız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir atlıyorum. Diğer trabzanın içerisine giriyorum. 2 tane zincir çektikten sonra aynı yere tekrar batarak bir tane V'mizi oluşturuyoruz. 5 trabzan, 1 zincir, 1 atladım, 1 V'mizi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum yan yana 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanımızı ördüm şu şekilde şöyle görelim bir tane zincir çekiyorum trabzanımdan sonra bir atlıyorum Sıradaki trabzanıma batarak bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Demden sonra tekrar bir zincir daha çekiyorum, bir atlıyorum, sekiz tane trabzanımı örüyorum. Bakınız, bir B, bir sekiz trabzan şeklinde örüyoruz ve ilerimizin sağında ve solunda birer tane artışlarımızı yapıyoruz. Sayalım. V ördükten sonra 2, 4, 6, 7, bir tane daha trabzanımı örüyorum ve toplamda 8 tane trabzanımızı ördük. İşte tekrar buradaki örmüş olduğumuz gibi V'mizi yapalım. Bir zincirimi çekiyorum, bir atlıyorum. Hemen zincirimin olduğu yere bakınız kolumun arkaya geçişteki bölümüne geliyorum. En son trabzana şöyle sağlamca girerek. Bir trabzan iki zincir, bir trabzanım örüyorum ve V'mizi tam kol altına yerleştiriyoruz. Bir tane zincirimi tekrar çekiyorum. Bir zincir atlayarak örmeye başlıyorum tırabzanlarımı. 1 2 toplamda 8 tane trabzanımızı örerek ilerliyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımızı ördüm bakınız beyimizden sonra 3 4 6 ve 8 bir zincirimi çekiyorum arkadayız şu anda tığımın başında oluyorum bir atlıyorum diğer trabzanımın üzerine bir tane trabzan 2 zincir aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum tekrar trabzan sonrası bir zincirimi çekiyorum ve bir atlıyorum 8 tane trabzanımı yan yana örüyorum bu şekilde diğer kol altına doğru ilerleyelim her iki önümüzde modellerimizi aynı şekilde kurmamız gerekmekte lütfen buna dikkat edelim arkada fazla ya da eksik olursa önümüz birebir aynı olacak şekilde gerekirse geriye dönerek düzeltmelerimizi yaparak modelimizi kuralım. Önlerimiz tam şu şekilde olmalı. Bakınız şurada önümüzün ilk geçişindeki trabzanımızda V'mizi kurarak başlıyoruz ve birebir buradaki düzenimizi uygulayarak sıra sonuna geliyoruz. Şimdi şuraya kadar örerek gelelim. Arkadan modelimizi yerleştirerek ilerledim. Bakınız birebir aynısı oldu. Sadece bir trabzanımız eksik kaldı. Onu da hemen buradaki kol altındaki trabzanımızı örerken bir tane fazla örerek ayarlıyoruz. Dört tanesini ördüm. Yani ilk başlangıcımıza mutlaka V'mizi yerleştiriyoruz. Dördüncüyü ördüm. Hemen dördüncünün yanına bir tane daha örüyorum. Beş. Yanındaki zincirin üzerine altıncıyı örüyorum. Bir sonrakine yedinci trabzanımı bir sonrakine 8. trabzanımı örüyorum ve bu şekilde kolumun altına aynı birebir bir şekilde ayarlıyorum bir tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum hemen ilk trabzanıma batıyorum bir tane trabzan iki zincir bir trabzanımı örüyorum Ön kısmının ikincisine de geçmiş oluyoruz. Bir zincir çektikten sonra bir atlıyorum. 8 trabzanımı örüyorum ve görmüş olduğumuz gibi 8 trabzan bir zincir çekip bir atlayıp V'mizi kurup tekrar bir zincir bir atla şekliyle kuralım. En son 5 tane trabzanımızı örelim ve görüşelim. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde yerleştirdik. Tam en son noktaya da 5 trabzanımı ördüm ve hazır hale geldi modelimizin ilk sırası şöyle görecek olursak bakınız. 5 trabzanla başladık modelimizi ilk başlangıç ve sona yarım olarak kurduk. Bir tanesini kenarımızı tığlamak için kullanacağız. Geri kalan 4 ilmeğimizi ise modelimizi uygulayacağız. Aradaki bütün trabzanlarımız ise 8 trabzan olarak kurduk. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Bitirdiğimiz yönde 3 tane zinciri bir çekiyorum. 1, 2, 3 örgümün yönünü hemen çeviriyorum ve ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Zincirimizden sonraki 4 tane trabzanımızı hemen örmeye başlıyoruz. Yalnız burada tığımızın başını doluyoruz. Yandan girerek öne doğru kabartıyoruz. Bakınız yandan girerek 1, yandan 2, yandan giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Dördüncüyü örmüyorum. 1 tane eksiltiyorum için bir tane de zincirimi ilave ediyorum. 3 tane zincir çekerek diğer tarafta dönmüştük. Aşağıdaki geri kalan bakınız 4 tane trabzanımızı zincirimizden ayrı zincirimizle birlikte 5 taneydi. Zincirimizden ayrı 4 olan trabzanımızı yandan girerek bir tanesini örmeyip 3 tane trabzan olarak ördüm. Kenardaki zincirimi ise Aynı şekilde devam ettiriyorum. Burada kenar tığlamamızı yapacağımız zincirimiz. Burada yandan aldığım trabzanlarım ise modelimize dahil olan bölümler. Bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Buradaki beğimizin içerisine tam 10 tane ikili trabzanımı örüyorum. Araya giriyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı ördüm şöyle sayalım bakınız 2 4 6 8 ve 10 10 trabzanım tamamlandıktan sonra bir zincir çekiyorum tekrar buradaki 8 tane trabzanımızı İlk başlangıçta yarım modelimizde yaptığımız gibi bir baştan örmüyoruz. Bir sondan sonra örmüyoruz. Burası yarım model olduğu için sadece sonunu örmedik. Bakınız burası tam model 8 trabzan olduğu için birinci ile 8. örmüyoruz. Geri kalan bütün trabzanlarımızı yandan girerek örmeye başlıyoruz. Bir zincirimi çektim. 10 trabzanım bittikten sonra birinci trabzanımı atlıyorum. ikinci trabzanımı yandan alıyorum. 1 bakınız hepsini birer birer yandan örüyorum saymaya gerek yok 6 tane trabzanımızı öreceğiz baştan ve sondan birer tane eksiltmiş olduk şöyle bakın devam ediyorum Evet 6 tane trabzanımı ördüm 2 4 6 baştan ve sondaki trabzanlarımı örmedim şimdi bir tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını dolayarak değimin içerisine 10 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 4 5 Modelimiz çok kolay. Umarım sizler de seversiniz modelimizi. Bakın 10 tane trabzanımızı örüyorum. Hemen sayalım kaç tane olduğuna bakalım. 2 4 6 8 ve 9 ve bir tane daha trabzanımı ilave ediyorum eğlerimizin içerisine onar trabzan trabzanımızdan 10 trabzanımızın öncesi ve sonrası mutlaka birer tane zincirimizi ilave ediyoruz 8 tane trabzanımızın birinci ile 8. örmüyoruz aradaki 6 tane trabzanımızı yandan girerek örüyoruz birinciyi atlıyorum ikinciyi yandan giriyorum ve örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. En son trabzanımı örmüyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 10 tane trabzanımı örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra başına doğru ilerleyelim. Sonuna kadar örerek geldim. 10 tane trabzan ve 8 olan trabzanımızı 6 trabzan'a indirdik. En son bakınız, şu an başlangıç noktasının olduğu yere geldim. Şöyle görelim. Başlangıcı da sizlerle birlikte yapalım. Şöyle modelimizin genel görünümüne bir bakalım. Birinci sırasını örmüştük. Şimdi ikinci sırasındayız. Üçüncü sırasına başlamak için önce bu kısmımızı tamamlayalım ve dönüşü birlikte yapalım. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum kenar zincirimden ayrı 4 tane trabzanım vardı birinciyi atlıyorum diğer 3 trabzanı şu şekilde yandan girerek örüyorum 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm tığımın başında oluyorum kenardaki trabzanımın ise tepe noktasına şu şekilde tepe noktasına gelerek bir tane batarak kenar trabzanımı örüyorum ve bu yönde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve diğer sıramıza başlamak için hazırlıklarımızı bu yönde bitirmiş oluyoruz zincirimizi de çektik şimdi 10 tane trabzan aralarda 6 tane trabzanımız var bakınız 10 trabzan 6 trabzan her iki Şuradaki 10 trabzandan geçişledi birer tane zincirimiz var yine e, trabzanlarımızın buradaki eksildiğimiz trabzanlarımızı eksilerek yukarıya doğru ilerlemeye devam edeceğiz 8'di, 6 oldu şimdi göreceğimiz sıramızda dörde inecek yine birinci ve son trabzanını örmeyeceğiz şurada 10 tane örmüş olduğumuz trabzanlarımızı ise sayısında herhangi bir değişiklik yapmadan bu sıramızda örüyoruz şimdi 3 zincirimi çektim İlk eksilmelerimize başlıyoruz bakınız birinci zincirimizi çektikten sonra yarım model olduğu için bitişten eksiliyoruz başı yok yarım çünkü hemen örüyorum yine bu kez arkadan alıyorum bakınız hep aynı yöne kabartmak için biraz önceki sıramızda yandan girmiştik lütfen buraya dikkat edelim şimdi ardından alıyorum ve iki tane trabzanımı örüyorum sonuncu trabzanımı örmüyorum 4 3 2 olarak devam ediyor kenar trabzanımızı tekrar hatırlatmak istiyorum burayı en son yeleğimizin önünü öreceğimiz zaman hazırlayacağız yani ilik ve düğme çalışması yapacağımız bölümümüz Evet, trabzanımızı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Buradaki 10 tane trabzanımı tepesine batarak örmüyorum. Tıpkı burada yapmış olduğum gibi tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. İkili trabzan şekliyle her bir trabzanımı birer birer örerek sona doğru yaklaşıyorum. Bakınız hepsini alıyorum. Hiç atlamıyorum. Bütün trabzanlarımızı mutlaka örelim ve burada bakın ardından giriyorum ve örüyorum ikili trabzan şekliyle ardından yukarıya doğru daraltacağız diğer bölümümüzde. En son trabzanım ördükten sonra başlangıcında ve bitişinde bir tane zincirimiz var. Yine bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Altı olan trabzanımı birinci ile altıncıyı örmüyorum. Ortadaki dört tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doladıktan sonra birinciyi atlıyorum. batıyorum. Bir. 2 3 ardından bakınız bu sıramızı tamamen ardından örüyoruz ve bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 10 tane trabzanımı ardından girerek örüyorum Evet şu şekilde sıramızı tamamlayalım buradaki altı olan trabzanımızı 4'e indirelim 10 olan trabzanımızı yine ardından şurada yapmış olduğumuz gibi alarak örelim ve en son şurada görüşelim diğer trabzanımızın bitişimine kadar aynı şekilde örüp sonunda görüşelim. Sıramızın sonuna kadar örerek ilerledim ve en son bakınız bir tane eksilmemi yaptım. 3 olan trabzanın 2'ye indirdim ve bir tane de kenar trabzanımı örüyorum. Ve sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Bakınız bir yönden bu şekilde görünürken diğer yönden de bu şekilde güzel kabartılı ve basamaklı bir görüntü ortaya çıkmakta. Evet şimdi Diğer sıramıza hemen başlayalım. 3 tane zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektikten sonra 2 tane trabzanımızı yandan girerek alıyorum. Bir defa örüyorum, bekletiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, yandan giriyorum. Bir defa örüyorum ve her iki trabzanımı aynı anda kapatıyorum. Araya bir zincirimi çektikten sonra 10 tane trabzanımı her birisini yine yandan girişlerimi yaparak trabzanlarımı örüyorum. Eksiltme ve artma yapmıyorum. Her trabzanımı yandan şu şekilde girerek örüyorum. Birer birer bakınız her birisini yandan alarak ilerliyorum 10. trabzanım ördükten sonra bir zincir çekiyorum 4 olan trabzanımın birinci ile dördüncü örmüyorum aradaki iki örüyorum ve birer defa örüyorum bir defa ördüm diğerini de örüyorum bir defa her ikisini aynı anda çekip kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum Bakınız görüntümüz şu şekilde Şöyle diğer bölümünü kenara ayırmak istiyorum Evet bir zincirimi çektikten sonra Yandan girerek bütün trabzanlarımızı örelim. Sırası ile örüyorum. Sona doğru bakınız. Geliyorum grubumun bitirdikten sonra bir tane zincirimi yine çekiyorum 4 tane trabzanımızın ikinci ile üçüncü yandan girerek örüyorum bir defa ördüm tığımda bekletiyorum bir defa ördüm tığımda bekletiyorum ve kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve sıramızdaki bütün trabzanlarımızı yandan girerek örüyoruz ve buradaki iki tane trabzanımı aynı anda alarak bakınız bir trabzanmış gibi örüyoruz diğer 10 trabzanımızda ise aynı şekilde hiç eksilme ve artma yapmadan örüyoruz şimdi sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son trabzanımın olduğu bölündeyim. İki tane trabzanım ve bir tane de kenar trabzanım var. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar yandan girerek trabzan bir defa örüyorum. Diğer trabzanımı da yandan girerek bir defa örüyorum. Her ikisini kapatıyorum. Tığımın başında doluyorum. Kenar trabzanımın tepe noktasına batarak örüyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekip örgümün arka yönünü çeviriyorum. Bakınız bu kez arkadan aldığımız bölümleri öreceğimiz sıramızdayız. Şimdi bu sıramızdan itibaren modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. Şurada başlangıçta kurmuş olduğumuz gibi V'lerimizi iki tanesini aynı anda aldığımız trabzanlarımızın içerisine kurarak ilerleyeceğiz ve buradaki 10 tane örmüş olduğumuz trabzanların birincisini ve onuncusunu örmeyip aradaki 8 trabzanımızı ardından girerek örüyoruz ve yeniden modelimizi şuradaki başlatmış olduğumuz gibi başlatmaya başlıyoruz bakınız 1 2 3 4 sıra ördük. 5. sıramızı da tamamlıyoruz. Şuradan da anlayabiliriz. Bakınız kaç sıra ördüğümüzü. 8, 6, 4, 2 oldu. Ve tamamladık. 1. 2. 3. 4. sıra. Şimdi 5. sıramızda yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. 3 tane kenar zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burayı yarım kuracağımız için bir zincir çekiyorum. Ama aradaki beylerimizin içerisine iki defa Çekeceğiz zincirimizi bir zincir bir trabzanımı yaptım ve bir tane kenardaki modelimiz için yarım model için zeminimi hazırladım. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bu arka kabartılı sırada olduğumuz için arkasından girerek alıyorum. Birinci ile onuncuyu örmüyorum. Aradaki bütün trabzanlarımı ardından girerek örmeye başlıyorum. Sırası ile atlamadan... 8 tane trabzanımızı bu şekilde örüyoruz ve modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz beylerimizle birlikte bakınız burada 8'e düşürdük tıpkı modelimizi ilk kurduğumuzda 8 trabzan olarak bakınız şurada başlamıştık Evet bakın birinci ile bakınız 10. örmedim Aradaki 8 trabzanımı ördüm. 2, 4, 6 ve 8. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ikisini aynı aldığım trabzanımın tepesine geliyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum ve modelimi bu şekilde kuruyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Birinciyi örmüyorum. İkincinin ardından giriyorum ve sıra başına kadar işlemimizi tekrar ediyoruz. Sıramızın sonuna doğru geldim. 8 tane trabzanımı ördüm. Bakınız ki 4, altı, 8 baştan ve sondan örmüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkisini aynı anda aldığım trabzanımın içerisine giriyorum. Başlangıç ve bitişlerde araya 2 değil bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örerek V'mi sonda da kuruyorum. Tığımın başını dolayarak hemen son trabzanımı örüyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve sıramın tekrar başına doğru geliyoruz bakınız. Modelimizi şöyle görelim. İkinci modelimizi yeniden kurduk ve modelimizin yerine kaydırdık. Bakarız burada başlamıştık. Diğer tarafa doğru geçirdik ve bu şekilde modelimiz yerlerini kaydırarak ilerleyecek. Her bir e, 4 sırada tamamladık. 5. sırada yeni modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi modelimizi kurduğumuz ikinci kez kurduğumuz e, işlemin ikinci sırasını yapmaya başlayalım. Tığımın başını doluyorum. V'nin içerisine modelimi yarım kuracağım için 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 şöyle görelim bir tane kenar trabzanımız 5 tane beyimizin içerisine yerleştirdiğimiz trabzanımız ve bir tane zincirimi çekiyorum buradan 10 tane trabzanı 8'e indirmiştik birinci ile en sondaki yani 1 ile 8 trabzanı örmüyorum 6 tane trabzan olarak örüyorum birinci örmüyorum yandan girişimi yapıyorum. Bakınız düz yönden yandan arkadan arkadan girerek örüyoruz. Ters yönden arkadan olarak 2 3 4 5 ve 6 başta ve sondaki birer trabzanı eksiltik. 6 tane trabzan sayısına ulaştık. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak toplamda 10 trabzanımı yerleştiriyorum. 3 4 şöyle görelim sırasıyla bakınız toplamda 10 tane olana kadar örüyorum ipimi şöyle bağlantı yerini gizliyorum araya alarak gizledim şimdi sayalım 2 4 6 8 ve 9 10 trabzanımı da örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Yandan girişlerimi yaparak bir baştan bir sondan örmüyorum. Bakınız. 6 tane trabzanımız oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Araya 10 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyelim. Sıramızın en sonunda tekrar modelimizin bitiş dedi 5 tane trabzan olarak buraya yarım model olarak başlayalım Sıramızın başına kadar modelimizi kurarak geldim. Yeniden 10 tane trabzan ve arada yandan alarak eksiltmelerimizi yaparak 6 trabzana kadar indik ve sıramızın başında 5 trabzanla tamamladık. Bakınız modelimizi yeniden kurduk. Şimdi devam ediyoruz. Bakınız 5 trabzan olarak örüyorum. Yine burada eksilmelerimi devam ettiriyorum. Tekrar burada 10 trabzan olarak devam ediyoruz eksilmemiz devam on trabzan olarak görüyoruz 3 tane zincirimi bu yönde çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum zaten modelimizi ikinci kez yeniden korumaktayız bakınız şimdi arkadan alıyoruz bakınız bu arkadan aldığımız bölüm arkadan aldığımız bölüme şöyle bakalım bakınız basamak basamak olan bölümümüz buradan her seferinde tığımızın başını doluyoruz ilmeğimizin buradaki trabzanımızın ardından girerek örüyoruz. Şöyle ipim takıldı hemen açıyorum. 1 2 5'inde örüyorum. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki görmüş olduğum 6 trabzanımı 1. ile 6. örmüyorum. Aradan başlıyorum. Arkasından alıyorum. Bakınız bu merdiven basamaklı bölümü gördüğümüz zaman trabzanlarımızı arkadan örüyoruz. Bir tane zincirimi tekrar çekiyorum. Burada görmüş olduğum 10 trabzanı yine ardından girerek örmeye başlıyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 10 tane trabzan yeni başlatmış olduğumuz e, grubumuz. Diğerlerini de ardından girerek Birinci ile en son yani 6. trabzanımızı örmeden 4 trabzan ardından girerek örelim ve sıramızın başında görüşelim. Evet modelimizi sıramızın sonuna kadar örerek tamamladım. Şöyle görelim bakınız. Yeni kurmuş olduğumuz modeli onar trabzan olarak örmüştük. Diğer daha önceki kurulan modelimizde ise daralmaya doğru geçmiştik. 4 tane trabzanımız olmuştu. Şimdi diğer önceki kurduğumuz modelimize bakarak yeni kurduğumuz modelimizi buna göre devam ettirebiliriz. Kesinlikle herhangi bir karışıklık olmasın. Bakınız birinci 10 olarak kurmuştuk. Birinci 10. İkinci sırada yine 10 olarak örmüştük. İkinciyi 10 ördüm. Üçüncü sıramız yine 10 olarak ördük. Bakınız şurası üçüncü sıramız yine 10. Şimdiki öreceğimiz sırada yani 10 tane trabzan olacak. Buradaki trabzanlarımızı eksilmeye gideceğiz. Bu trabzanımızdan sonra e, burada eksilmeye geçerek 8 trabzana indireceğiz. Bakınız şimdi modellerimizin takibine baktığımız zaman 2 e, tane şurada 2'ye eksiliyoruz bakınız. 2'ye eksildiğimiz zaman bakınız yine 10. 2'den sonra V'mizi kuruyoruz. Bakınız 2'nin tam ortasına hemen eksilmeye buradaki kurmuş olduğumuz V'lerimizin içerisine kurmuş olduğumuz 10 10 10 olarak gördüğümüz yere bir yönde V'lerimizi kuruyoruz. Hemen 8 olarak yandakini eksilmeye başlıyoruz. Bu şekilde de e, dikkatlerimizi çekip ona göre de ayarlamalarımızı yapabiliriz. Zaten aşağıki yapmış olduğumuz yerden takibini yaparsak bu modelimizi birebir yukarıya doğru götürmekteyiz. Evet şimdi başlangıçtaki yarım modelimizi yine yarım olarak örüyorum. 3 tane kenar zincirlerimi çektim ve trabzanımı oluşturdum. Yandan giriyorum. Eksilme yapmadan 5 trabzanımı tamamını örüyorum. bir tane zincirimi çekiyorum 4 olan ilmeğimi yandan giriyorum bir örüyorum ikinciyi çekmiyorum hemen yanındakine giriyorum bir daha örüyorum her ikisini aynı anda çekiyorum bakınız hemen tepe noktası kapamış olduk şöyle bir tane zincir devam ediyorum hepsini yandan şu şekilde girerek 10 tane trabzanımı yine 10 olarak örüyorum Evet. Şimdi buradaki trabzanlarımı örelim. Trabzanımı 10 olarak ördüm. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. 4 olan trabzanımı 2 sayısına düşürüyorum. Baştaki bir ve sondaki biri yine örmüyorum. Hemen ikincinin yandan giriyorum. Bir defa örüyorum, ikinci örmüyorum. Hemen yanındakini yine doluyorum. Bir defa örüyorum, ikinci örmüyorum. Her ikisini birlikte kapatıyorum ve bakınız gayet güzel kapanma işlemimizi yaptık. Bir tanesini kapanma işlemini yaparken diğer modelimizde tam yarılamış olmaktayız. Evet, bir tane zincirimi tekrar çekiyorum ve kalan trabzanlarım yine yandan 10 trabzanım örüyorum. 2'ye düşürüyorum ve ikisini birer alıp aynı anda tek olarak devam ettiriyorum. 10 trabzanımız ve 2 bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızın tekrar sonuna geldim. 5 tane trabzanımı ördüm ve başlangıç için 3 tane zincirimi çektim. Şöyle bakalım. 10 tane trabzanımızı 3 sıramızda ördük ve buradaki bademimizin bitiminde de modelimizi eksiltmeye devam ettik şu şekilde görecek olursak 3 sıramızı ördükten sonra bakınız 2 trabzana indirdikten sonra yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz burada modelimizi V olarak yuvamızı hazırlarken burada da eksilmelerimize başlıyoruz burada V olarak yeniden kuruyoruz 3 sıra 10 trabzan ördüğümüz ee, sıramızı ise 1. ve 10. örmüyoruz. 8 trabzan olarak eksilmelere başlıyoruz. Yani modelimizi ilk başlangıçtaki kurduğumuz yere getiriyoruz. Başlangıçta da bakınız kenar trabzanımızı saymazsak 4 trabzan 1 ve 8 trabzan 1 ve şeklinde örmüştük. Şimdi aynı işlemimizi devam ediyorum. Kenar trabzanım olacak zincirimi çektim ve örgümün yönünü hemen çeviriyorum. Tığımı şöyle taktıktan sonra evet şöyle bakalım arkadan alacağımız sıradayız tığımın başını doluyorum sırası ile örüyorum burada yarım model ördüğümüz için bitimdeki en son trabzanımı örmüyorum arkadan alıyorum başlıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çekiyorum hemen iki taneye her ikisini aynı aldığım trabzanımı tam arasına giriyorum bir tane trabzan araya iki zincir çekiyorum ve bir tane V kuruyorum ve evin diğer yanına da yine bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum birinci ve onuncu trabzanı örmeyerek buradan itibaren eksilmeye gidiyorum 3 sıra on olarak ördüm Şimdi B'mizi kurdum. Hemen eksilmeye başladım. Modelimizin ilk yerleşim sırasını kuruyoruz. Bakınız. Şimdi bir zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımın ardından giriyorum. Sekiz trabzanımızı örelim. Sekiz trabzanımızı ördüm. Birinci ile Onuncuyu örmedim bakın 8 tane trabzanımız oldu hemen bir tane zincirim ilave ediyorum iki trabzanımı tam arasına girerek bir trabzan 2 zincir tekrar aynı noktaya bir tane trabzanım örüp bir zincir çekerek yine 8 trabzana indiriyorum yani modelimi yeniden kurmaya başlıyorum Evet bu şekilde modellerimizi kurarak kurumlarını ve yapılışlarını tekrar ederek istediğimiz ölçü gelene kadar büyütmeye devam edelim Yeleğimizi örmeye devam ettim. Şöyle görelim. Bakınız gayet güzel oldu. Yeleğimizin diğer yönü dilerseniz bu yönde de kullanabilirsiniz. Bakınız gayet hoş. Her iki yönüyle de kullanabileceğimiz çok güzel bir çalışma. Ben bu yönünde kullanmayı tercih ediyorum. Evet şimdi örmüş olduğumuz uzunluğumuza bakalım. 30 santim. Şu an bakınız e bitti beyazımızda bir sıra ya da iki sıra daha örmeyi düşünüyorum 1 2 3 4 5 sırayı örerek tamamladık bakınız 5 tane yerleştirdik şöyle yandan sayacak olursak 1 2 3 4 ve 5 altıncımızda yarım olarak başladım şimdi ipimi kopardım Şöyle görelim bitirdiğim yöne tam e, iki tane trabzanımızı bir trabzan olarak aldım ve bitirdim. Diğer tarafta ise buradaki geniş yerlerde ise onar tane trabzanım var ve üç sıramız ördük. Birinci beğimizin içerisine yerleştirdik. ikinci onun ve üçüncü onu ördük. Burada da iki tane trabzanımızı tek seferde çektik. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle altından örmeye başlıyorum normalde en son sıramıza düz yönden bu yönden örmüştük şimdi kenarımızı da yani alt kısmı da yine düz yönden örmeye devam edelim hemen başlıyorum şu şekilde ilk trabzana batırıyorum bir tane zincirimi çektim ve örmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve başlıyorum bakınız yine yandan giriyorum Yandan trabzanlarımı birer birer örüyorum. Yandan alarak. Artık tamamlamak üzereyiz. Evet buradaki görmüş olduğunuz 5 tane trabzan ve 1 tane kenar trabzanımızı ördüm. Tam ortadaki 2 tane ilmeğimizin olduğu yer var. Bakınız ikisini bir almıştık. Tığımın başında doluyorum, Araya zincir çekmiyorum. Tam Yine yandan girelim ortaya batmayalım. Birer birer batmayalım. Her iki kenarına da batmayalım. Yandan şu şekilde yine girerek bir tane trabzan şekliyle örelim. Ve devam edelim. Diğer 10 trabzanımızın her birisini aynı şekilde örelim. Hiç zincir çekmeyelim. Yandan alarak sıramızı tamamlamaya doğru devam edelim. iki tane trabzanımı tek aldığım yerdeyim yanında bir zincir sağında bir zincir solunda vardı her iki zincirimizi iptal ediyoruz çekmiyoruz yandan giriyorum ve örüyorum İpimi şöyle rahat alayım evet şöyle bakalım bakınız bu şekilde örmeye devam edelim 10 tane trabzan zincir çekmeden yine yandan bir trabzan şeklinde diğer uca kadar ilerleyelim sıramızın ucuna kadar örerek geldim en son trabzanı da yine yandan girerek örüyorum ve iki tane zincir çekiyorum çekmiş olduğum iki zincirle dönüşümü yapıyorum ve başlıyorum bütün örmüş olduğum trabzanların arasına tığımın başını dolayarak bir defa giriyorum tek seferde çekiyorum tam araya giriyorum bakınız başını doluyorum tek seferde kapatıyorum başını dolayarak tam araya girerek kapatıyorum şöyle görelim tam araya giriyorum farklı herhangi bir işlem yapmadan başlangıç yerimize kadar bu şekilde tam araya girerek başını bir defa doluyorum çekiyorum şöyle görelim ön yüzde de bu şekilde görünecek Evet sıramızın diğer ucunda görüşelim Yeleğimizin alt kısmında ikinci sıramızı başını dolayarak battım ve en son trabzanımıza varana kadar ördüm. Şimdi yana doğru çıkmaya başlayalım. Tığımızın yine başını dolayalım. Hemen bir alt sıradaki beyaz trabzanımızın olduğu yere girerek bir defa batıyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. Ve buradan dönüşümü yapıyorum. Tekrar bakınız mavi trabzanımın olduğu yere geliyorum. Bir defa batıyorum. Diğer trabzanımın olduğu yere gelerek iki defa başını dolayıp batıyorum. Diğer trabzanıma iki defa her trabzanımıza ikişer defa başını dolayarak yukarıya doğru ilerleyelim her trabzanınızı bakınız kenar trabzanlarımıza sadece başını doluyorum ve yukarıya doğru çıkışımı yapıyorum 1 ve 2 şöyle görelim bakınız şuradan itibaren dönüşümüzü yaptık ve yukarıya doğru ilerliyoruz sıramızın altından yukarıya doğru ilerleyerek devam ettim şimdi Bakınız her trabzana yine ikişer defa başını dolayarak batıyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. En son bakınız başlangıç trabzanımızın tepe noktasına gelerek batalım. Bir tane buraya sabitleyelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen olduğu yere batıyorum. Birer birer sıkı iğnemi batarak aşağıya doğru iniyorum sık iğnemizi tam araya girelim başını dolayıp atıyorum bakınız başını dolamadan pardon sadece sık iğne olarak ilerliyorum başını dolamadan atıyorum araya giriyorum daha toparlanmasını sağlamakta sadece sık iğne olarak çalışalım aşağı başlangıç noktamıza kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet en son dönüşümüzü yaptığımız yerimize kadar sık iğnelerimizi birer birer örerek geldim. Ve burada bitirme işlemini yapıyorum. Son sık iğnemi ördükten sonra hemen bir sonraki bölüme şu şekilde geçiyorum. Sadece ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra burada makasımızda ipimizi keselim. Diğer tarafı da aynı şekilde karşıyı da e, en sondaki bakınız şuradaki trabzanımızda önce başını bir defa dolayıp alalım ve aynı yere iki defa batalım her bir trabzanımızın içerisine bir defa dolayıp batalım tekrar bir defa dolayalım ikişer trabzan örelim üzerine ise sık iğnemizde bir sıra geçelim ve tamamlayalım. Yeleğimizin her iki kenarını da bir başını doladım ve sık iğnemi ördüm. Şimdi roba kısmından yukarıya doğru fazlalık yapmak istiyorum. İliklerim ve düğmelerimi çalışmak için. Ben e, yeleğimi kız bebeklerim için ördüm. Onun için ileğimi sağ tarafta açmak istiyorum. Bu modelimizi erkek bebeklerimiz için de örebilir Sadece kollarındaki süslemeleri düz yaptığımız zaman e, bir de yaka çalışması yapacağız. O olmadan bu kısmı da düz çalıştığımız zaman erkek bebeklerimiz için de gayet güzel ağır bir model. Evet sadece roba kısmı ve üst kısımda düğme kullanacağım için hemen şöyle takıyorum tığımı ve bu yönden. İleğimi çalışmaya başlatıyorum. Sıkıştırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanına trabzanımı örüyorum. Ve bir tane zincir çekerek düğme için iliğimi açıyorum. Bir atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bakınız bir zincir çektim. Aşağıdan bir tane atladım. Tığımın başını doluyorum. Bu birinci iliğimiz için zeminimiz hazır. Şimdi ikinci iliğimiz için zeminimize doğru ilerliyoruz. Öncesinden ayarlarsanız herhangi bir şekilde karışıklık olmaz. Erili ufaklı olmaz. O yüzden daha önceden yerini belirlemek çok daha uygun olacaktır. İki trabzanımı ördükten sonra bakın sayıyorum. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 Yukarıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Şu kısma bir tane daha ilik çalışmamız gerekli bakınız bir zincir çektim bir atladım diğerine batıyorum bu şekilde sayarak ayarlayabiliriz İkinci iliğimi de açtım ve devam ediyorum yukarıda ilime ulaşmaya birer birer ilerliyorum Evet bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanımın tepesine batıyorum ve son trabzanımın tepesine de şu şekilde düzgünce batalım Evet 3 tane ileğimizi açtım şimdi arkasını çeviriyorum örgümün bir sık iğne sırası da buraya geçmek istiyorum hemen dibine batıyorum dibine batıyorum bir tane zincir çektiğim Yeri altından giriyorum bakınız şu şekilde zincirimin içinden bir tane batıyorum diğer trabzanlarımın içerisine girerek sadece bu sonradan yapmış olduğumuz ilk bölümünü örerek tamamlayalım karşı tarafa da sadece ilk yeri çalışmadan dümdüz roba kısmının tam karşısına denk gelecek şekilde örelim düğmelerimizin yerini bu şekilde hazırladık Evet şimdi yeleğimizin yine sağ tarafından ilik çalışmış olduğum yerden örmeye başlıyorum. Şuradan itibaren ilerleyelim ve yakamızı çalışalım. Bakınız sağ tarafındayız ilik çalıştığımız yerde. Birinci trabzanımızın yani birinci sıra trabzanımızı örmeyelim. ikinci sıra trabzanımızın olduğu yerden örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde İlk trabzanıma batıyorum bakınız yandan girdim ve batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim aynı yere girişimi yapıyorum ve bir tane V mi örüyorum E mi ördüm ve ilerliyorum bir tane trabzan iki trabzan üçüncü trabzanın olduğu yere geliyorum bir tane V örüyorum bir trabzan iki zincir aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum tekrar bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanımın bilinden girerek bir trabzan iki zincir başını doluyorum aynı bilinden girerek yandan bir tane trabzan örüyorum bakınız şu şekilde V'lerimizi kurarak ilerliyoruz. Birinci V'mizi yaptık. ikinci ve üçüncü V'mizi yaptık. Bu şekilde Örmeye devam edelim. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü trabzanımın belinden giriyorum ve ikinci sıradaki trabzanımızdan başladık. Tekrar aynı yere iki zincir çektikten sonra bir trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Araya zincir çekmiyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanımın belinden alıyorum. Bir trabzan, iki zincir, aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir, iki üçüncüye geliyorum bir trabzan iki zincir ve bir tane daha trabzanımı örerek bu şekilde ilerleyelim Tamamın diğer ucunun en son trabzanına kadar bakınız beylerimizi hazırlayarak geldim bütün yakan boyunca iki tane araya zincir ördüm iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanın Belinden girerek iki tane trabzanımı aralarına iki zincir çekerek ördüm. Ve devam ediyorum. En son trabzanımın olduğu yerden bir tane zincir çekiyorum. 2, 3, 3 zincirimi ilave ettim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi tığımın başını doluyorum. Behmin içerisine giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir defa doluyorum. 3 defa da alıyorum. Bakınız 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Sayalım. Kenardaki zincirimiz, diğer trabzanlarımız. Kenardaki zincirimizle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha örelim. 7. 7 tane trabzanımı ördüm. 7 trabzanımı ördükten sonra hemen yandaki V'nin içerisine batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki V'nin içerisine 3 defa da bir defa doluyorum, 3 defa da örüyorum. Bakın bir defa doladım. 1 2 3. Bir defa doladım. 1 2 3. Bir defa doluyorum. 1 2 3. 1 2 3. Toplamda 7 trabzan olana kadar örelim. 2 4 5 6 ve 7. 7 tırabzanımı ördüm. Hemen yandaki V'ye batıyorum. Bir sonraki V'nin içerisine de 7 tane trabzanımı örerek ilerleyelim. İliğimizin yakasını sizlerle birlikte başlamıştık. Bakınız bir defa başını doladım. 3 defa da çekerek aldım. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim ve tamamladım. 3 tane farklı renkli yakamızdaki roba bölgesi düğmelerimi çalıştım. Bakınız her ikisi de gülümseyen yüzler. Kolumuzun bir tanesini 6 trabzan örerek çalışmıştım. Şimdi diğer kolumuzu sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve kol altından örmeye başlıyorum. Kollarımızı her zaman mutlaka kol altından şöyle ortalayarak başlayalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. İpimi şu şekilde geri çekiyorum. Aynı yere bir daha giriyorum ve burayı sağlamlaştırıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle bakıyorum. Bakınız. Uygun en uygun yere. Şuradaki bir tane trabzanımın olduğu yere giriyorum. İki defa da alıyorum. Bir, iki. Tekrar aynı yere toplamda altı tane trabzan olana kadar örüyorum. Üç. Sadece yakada üç defa da aldım. Evet. Dört. Beş ve altı. 6 tırabzamı ördükten sonra bakınız yukarıya doğru geçişimi yapıyorum. Hemen artışlarımı yaptığım bölümle karşılaşıyorum. Bir sonraki tırabzan arasına girerek batıyorum. Tığımı başını doluyorum, sayıyorum 1, 2, 3, 3.üncüye giriyorum ve başlıyorum 6 tane tırabzamı burada çalışmaya. 2, 3, 4. 5 ve 6 tam iki trabzanlar arasına giriyoruz. Bakınız derin bir şekilde ve tekrar sayıyorum 1, 2, 3. 3. Trabzanımın ara noktasına giriyorum. Buraya yatırıyorum. tığımın başını doluyorum. Saymaya başlıyorum 1, 2, 3. 3. Trabzanımın olduğu yere geliyorum ve 6 tane trabzanımı buradaki gibi örmeye başlıyorum. 1. Trabzanımı örmüştüm. 2. Trabzanımı 3, 4. 5 ve 6 hemen sayıyorum 1 2 3 batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 ve 3 6 trabzanı örüyorum ve başlangıç noktasına kadar işlemimizi tekrar ederek kolumuzun kenarını tamamlayalım diğer uca kadar örerek geldim bakınız bir tane zincir çekmiştim hemen yanına bir daha batmıştık bakınız oraya giriyorum tığımın başını İğnemin içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra makasımızla keselim. Ve kalan ipleri mutlaka kendi rengiyle ördüğümüz bölümün içerisine gizleyelim. Farklı rengin içerisine gizleme işlemlerimizi çalışmayalım. Hangi renkle örüyorsak özellikle iki ya da çok renkli örgülerimizde kendi içine bu şekilde gizlemelerimizi yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, kolumuzun da bakınız kenar tığlamasını tamamladıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Şöyle arkamıza da bakacak olursak bakınız çok hoş bir yelek çalışması oldu. Umarım sizler de yeleğimizi beğenmişsinizdir. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.